İmam Buhari'nin sahihini okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, Kitab-ı Bad'il-Halk yaratılışın başlangıcı bölümü. En son kaldığımız başlığı, cennetin yaratılışıyla alakalı مَا جَاءَ ف۪ي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَاَنَّهَا مَخْلُقَةٌ Cennetin sıfatları ve onun halihazırda yaratılmış olduğu gerçeği. Buna dair uzunca bir bab başlığı vardı. Burada İmam Buhari ayetlerdeki ifadelere yani cennetin evsafına dair ifadelere yer vermişti. Bu bab başlığında bir hadiste okuduk. 3068 nolu hadisi okuduk. Şimdi 3069 nolu hadisteyiz. Haddesene Ebul Velidi diyor İmam Buhari. Bize Ebul Velid anlattı. Haddesene <laughs> Selmubnu Zureyr'in bize Selim bin Zureyr anlattı. Haddethana Ebu Reca'in bize Ebu Reca anlattı. Ani İmran bin Husayn'in o da İmran bin Husayn'den. Ani Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kale dedi ki, İttala'tu fil cenneti. Aziz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ben cennete muhtali oldum. Yani bir biçimiyle bakış attım. Gördüm. Önüme geldi. Baktım. Bu ittilası yani mutali olması hangi araç üzerinden oldu bilmiyoruz ama bildiğimiz araçlar rüyan gibi mesela olabilir. Yahut bizim bilmediğimiz bir araç üzerinden kendisine bu gösterim sağlanmış olabilir. Çünkü bu ittila dediğimiz cennettekileri de görüyoruz. قَالَ هَلْ اَنْتُمْ muttali'un İki kişi cennette kendi aralarında konuşurken bir diğerine dedi ki اِنِّي كَانَ لِي Benim bir arkadaşım vardı. يَقُولُ اَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ Bana derdi ki sen de mi Orada cennetteki Muhtemelen meleklerden biri bunlara dediler ki Kale entum Bak bakalım muhtali olun. Dediler bu ittila dediğimiz. Yani cennet ortamından çıkmadıkları halde cehennemdekine muhtali oluyorlar. Yani eskilerin bunu anlaması daha zor. Ama biz en azından işte gelişen e, teknolojik araçlarla televizyon gibi falan tahayyül edebiliyoruz. Ama bu ondan da belli ki daha ileri. Yani ittila etmek hani yüzey üzerinde düzlemsel bir görüntüden daha ötesi sanki. Daha böyle üç boyutuyla oraya taşınmış. Ve tabii şey de var, etkileşim de var. Konuşuyorlardı ondan Dolayısıyla orada da bu ittila dediğimiz bir, bir muttali olur musunuz deniyor. Fattala fara'ahu fi sema'i Bir muttali oldu ki onu cehimin yani cehennemin tam ortasında gör. Fattala faraahu fi sawa'il cehim ve konuşmaya başladı. Qalat Allahi inkittele turdin. O bakımdan böyle bir şey bu ittila. Eskiler rüya üzerinden yorumlamışlar. Demişler ki Resulullah'a belli ki rüya üzerinden ittila olundu. Belki de rüyadan daha öte yani bir İraştan gösterim de. evet halinde oldu bilmiyoruz ama bize bu ittilasından Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir mesajı var. Diyor ki ittala'tu fil cenneti cennete muttali oldum faraeytu ekthera ehlihel furqara'a baktım halkının çoğu fakirler. Yani dünyada fakir diye bildiklerimiz olarak gördüm. Baktım çoğunluk onlardan. Bunun mesajı ne ola ki yani e, dünyada zühd üzere bulunmanın, dünyaya meyletmemenin, tabi bu gönüllü fakirlik gibi bir şey e, veya zorunlu olsa bile bununla kanaat üzere olan yani Cenab-ı Hakk'ın takdirine, rızasına, e, hoşnutlukla karşılık vermiş isyana dönüştürmemiş. Veya Cenab-ı Hak bol verdiği halde yine dünyaya meyletmemiş, infakı yeylemiş. Hoş Resulullah bu görüntüden edindiği mesajı da yani o zaman siz de fakir olun demiş gibi olmuyor. Yani ama şu mesajı veriyor. Yani dünyaya meyletmek genelde zenginleşmenin, ve zenginliğin sonuçları olarak geliyor ya, o bakımdan e, yani dünyaya meyletmeme, dünyaya rağbet etmeme, dünyaya kalıcı bir hevesle kapılmama anlamında bir mesaj zaten var genel manada. E, yoksa hani e, doğrudan fakir olmaya çalışın, e, böyle bir mesaj yani zaten kendisi bir mesaja dönüştürmüyor. Sadece gözlemini söylüyor. Baktım. Yani o da onun bakışıyla. Bu bir istatistik de değil. O esnada baktı. takıl gözüne takılanlar baktı. ki dünyada fakir diye bildiklerimiz olarak ağırlıkta onları gördüm. اِتَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ O yüzden Miki, Hasan-ı Basri radıyallahu anh demiş ki eğer Allah sana hani sınırlı veriyor, belli bir ayarda veriyor, yani çok abartmıyor, çoğaltmıyor böyle. İse o zaman bil ki Cenab-ı Hak seni koruyor, muhafaza ediyor, kulluyor, yani sana torpil geçiyor gibi. Bu o bakış açısıyla böyledir. Yani Allah Azze ve Celle ben geçenlerde bir arkadaşla konuşurken ona dedim ki yani bir ticaretini anlatıyordu. Yani belli kıl payı kaçırmış yoksa emsalleri çok güzel zengin olmuşlar falan. E tabi tabii şimdi belli bir yaşa gelmiş. Dedim olsa mıydı o günkü o ticaret? Ne dersin? Ya dedi aslında çok istiyordum ama şimdi onun çocuklarını görünce iyi ki olmamış diyorum dedi. Ne olmuş çocuklarına dedim. Ya çocuklar dedi işte Porsche'lar biniyorlar, neler biniyorlar. Babayla hiç alakaları yok gibi dedi ya. Eğer bu zenginlik bu yani böyle azdıracak idiyse ben bu halime razıyım dedi yani. Çocuklarımın istikameti var. Namazında, niyazında vesaire. Yani illa innel insane la en Kişinin kendisini müstani gördüğünde Cenab-ı Hak bunu insan üzerinden söylüyor. Taşkınlığa yönelimi e, Söz konusuysa şayet ve Cenab-ı Hak da eğer kişide bu taşkınlığı veya kişiyi bu taşkınlığa müsait görüyorsa bela geliyor demektir. Yani zenginlik geliyor demektir. Ama e, kişi böyle bir şeyden Allah'a sığınıyor. Ya Rabbi aman dünyadan beni muhafaza buyur. Koru beni vesaire diyorsa Cenab-ı Hakk'ın koruma araçlarından biri de böyle olabilir yani fazla vermeyerek çünkü sığınıyor ya beni koru, zürriyetimi koru. Dünya çoklarını, çokların aklını başından aldı, içine çekti. Sonra seni unutturdu. Ben böyle bir akıbeti, böyle bir ziyanı istemiyorum diye önden böyle hep adım adım Cenab-ı Hak'la birlikte yol alan kimse bir bakmışsın kendisi aslında kendisine yani ya niye işler ilerlemedi falan diyor mesela bir ara. Bilmiyor ki dün yaptığı duanın etkisiyle bugün Cenab-ı Hak onu koruyor olabilir. O bakımdan Resulullah'ın ifadesinde e, bu kapsamda bir mesaj var. Yoksa onu dinleyenler o zaman arkadaş fakirleşiyoruz falan demediler. İslam'ı fakirlik dini gibi algılamadılar. Yani kazanmaya devam ettiler fakat daha fazla infak ettiler. Yani infak hususunda bonkördüler. Yeri geliyordu yani bir seferberlik döneminde mesela. Zenginleri de fakirler gibi eşitlenebiliyorlardı. Yani her şeylerini infak ettikleri böyle sıfırlama dediğimiz tarzda şeylere kadar gelebildiler. Ama sonra yine zenginlik Cenab-ı Hak onlara lütfede, lütfetti. lütfetti. La tulhikum amwalukum ve auladukum an zikrillah. Sizin mallarınız ve çocuklarınız Allah'ı anmaktan alı koymasın. Rijalun la tulihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Öyle adamlar er kişiler ki onları ne mallar la tulihim ticaretun ve la bey'un. Ne ticaret ne de alışveriş. Allah'ı anmaktan alı koyar. Evet, طلعتü fil cenneti faraitü akser ehliha'l fuqara. Böyleleri de var. Yani Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi çok verip azdırma diye dua ede ede ömrünü geçirenler. Asıl gayeyi, hedefi ahirete doğrultanlar ve hayatı kun fid ke keenneke garibun ev sabil. Yani gelip geçen biri gibi yaşa bu dünyayı. Geçenlerde bir deste Resulullah'ın eşleriyle karşı karşıya geldiği sahnede de bunu fark ettim ki Resulullah onlarla boşanmanın şeyine gelmiş. Sınırına gelmiş. Sebep sebep ben bir taraftan insanlara dünyada bir garip gibi oldum derken siz beni şimdi başka türlü yaşamaya davet ediyorsunuz. Sedirler, divanlar, halılar, İnci üçüncü dördüncü kıyafetler. Bu bütünlüğünü ve ilkeselliğini ve sadeliğini korumak adına bütün eşleriyle ayrılmayı yani göze almış bir durumdan söz ediyoruz. Dolayısıyla o bir yandan millete hani sade zayıf e, fakirce gönüllü bir hayatı tavsiye ederken kendisi eline geçen imkanlarla e, lüks bir hayata geçmedi aynı yerde durdu ve zorlandı ve eşleriyle karşı karşıya gelince durum sen ciddi bir hal alınca da gerekirse ayrılalım dedi. Dolayısıyla böyle bir fakirlik anlayışı yani Resulullah aslında fakir mi? Yaşantı bakımından fakir. Zengin mi? Zengin. En zengin o. Yani o günkü Medine'de yani şeyden sonra Cenab-ı Hakk'ın fetihten sonra müyesser kıldığı mallar ile zengin, önüne dökülen bir defasında önüne getirilip Hayber diye şey Bahreyn diye anlıyorsa Bahreyn. Mescid'e yığılınca mallar böyle hani bizim damperli şeyin dökmesi gibi geliyor gözümün önüne dağ gibi yığıldı. Amcası Abbas gelip şeyine doldurup götürmeye çalıştı. Aynı yerden Resulullah dolu dolu evine götürmedi mesela. Dağıttı, dağıttı, dağıttı. O yine kendi hayatına, kendi standardında yaşamaya devam etti. Düşün o günden bugün ta kıyamete kadar da sürecek mesaj vermiş. Bugün batılların en çok dikkatini çeken yanı bu Resulullah'ın. Mesela çok eşliği üzerinden çok ciddi eleştiriyor alıyor ya. Diyorlar ki bu adam bir şehvetperest olamaz diyorlar. Çünkü şehvet perestlerin ortak özelliğini biliriz. Lükse düşkündürler. Kadına düşkün olan kadının her dediğine de boyun eğer. Bu adam hepsini tek kalemde sallallahu aleyhi ve sellem. Silebilecek bir yaşam tarzı var. Bu adam fıtratını yaşıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve istikameti hedefi Rabbine doğru yürüyor. Dünyaya kazık çakmamış. Said bin Musayyab radıyallahu anh bu Emeviler döneminde hücre-i saadetler kaldırılınca ya demiş keşke kalsaydı. E demişler cami mescidine ve gelişletiyoruz bunlar. Bariyer gibi duruyor burada. Kaldırmışlar. De, keşke kaldırmasaydınız da yarın Medine'de yeni yetişecek çocuklar yani yeni gelecek nesiller sonra kıyamete kadar Medine'ye gelip burayı ziyaret edecek müminler geldiklerinde görselerdi ki peygamberlerinin dünyadan nasibine kadarmış. Yani hakikaten buradan düşününce keşke kalsaydı diyor insan. Yani ne kadar, hangi standardı yaşamış. Ve bu işte batılların dikkatini çeken eline imkan geçtiği halde bunu yapmaması. Bu adam asla dünya perest olmamış dedir diyor. Çünkü bütün güce kavuşanların hepsi bu gücü çocuklarına, eşlerine, yaşam tarzlarına yansıtıyorlar. Tarih tekerrürde evet. ibadet ediyor. Ibaret. Ve hepsi böyle. Ama Allah'ın Resulü yani Fatıma'sıyla bile karşı karşıya geliyor. İstiyor, istiyor, istiyor. Kocasını araya koyuyor. Hazreti Ali'yi istiyor. Vermiyor. Aynı standart üzere vefat edip Ölüme doğru da sıfırlamış yani. Avuçtaki birkaç şeyi bile Hazreti Ayşe'den isteyip, dört, e, dört din almayın. Onları böyle avucunda şıkırdatırken, Muhammed bunlarla Rabbin huzuruna çıkarsa ne der Cenab-ı Hakk'a? Diye bunları inşa edin demiş, birinden söz ediyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu ifadede bir mesaj varsa, o mesaj bu Yoksa sermaye düşmanlığı, mal düşmanlığı değil. Allah'ın Resulü Futuhat'ın komutanı. En çok malı servet eline geçen kişi o. Ama bunu hızlıca tabana yayıyor. Yaklaşım bu. Kazan, kazandıkça bunu tabana yay. Dolayısıyla Müslüman toplumlar en fazla kazanan, yani tembel değiller, güçlü kazanıyorlar. Ama bu kazandıklarını keyla yakune duleten beynel agniyâ eminkum. Zenginler arası bir kartele dönüştürmeyip hızlıca tavana yayıyorlar. Ortalama refahı yükseltiyorlar. En ideali de bu değil mi? Diğerleri de şansların elinde yani. Cenab-ı Hak ne <laughs> dedi? مَا Aranızda böyle zenginlerin elinde dolanan, yani bütün ekonomik şey 3-5 ailenin elinde. Şu an öyle olmuş durumda. Dünya anlamında söylüyorum. Uzun bir zamandan beri zenginliğin %90'ı 9-10 kişinin elinde. Kalan %10'u milyarlar tarafında. Bu da bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Çocuklar açlıktan ölüyor. Ne oluyor. Öteki de altından araba yapıyor. Bilmem neyden e, süt banyosu yapıyor vesaire bir de aynı merkez nüfusu azaltmalıyız diyor. Çok geliyor bana bu diyor. Yani tüm dünyayı işçi gibi görüyor. Yeteri kadar işçi olduğunu kafi fazlasında elimine etmek istiyor. Peki, ittala'tu fil cennet. Ama madalyonun arka yüzü böyle değil. Çevirdiğimiz zaman madalyonu cennet tarafına. Bu kez o fakirlerin فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا minel kuffar yadhakun. Bu sefer gülen tarafın onlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Resulullah bu ifadesiyle e, fakirliği güvenli bir liman ama bu gönüllü fakirliğin içinde oldu. Yani adam da var ama hayatına bakıyorsun fakir yaşıyor. Bu üzerine tapulu malların, üzerindeki şeylerin az olduğu anlamına gelmiyor. Tekrar ettik ama zenginliğin de tehlike olduğunu Dolayısıyla infak ile devam ediyor. Hadisin devam eden ifadesi ise yine hayattaki en önemli tehlikelerden bir tanesi. وَطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ Yine cehenneme baktım. Halkının çoğunu kadınlar gördüm. Bu kez cehenneme giden süreç, şeytanın en önemli aracı, insanı ifsad etmek için hem kadınlar açısından kendileri açısından büyük tehlike. Çünkü bu süreçte kullanılmak hususunda e, ve kendi akıbetlerini heder eden. Çünkü şeytan sekülerleşmeye dair süreci, ifsada dair süreci, şeytani bir hayata dair süreci bunun üzerinden modelliyor. Onlara erkeklerin duyduğu şehvet üzerinden modelliyor. Yani bütün şeytanın tabelalarında hep onu e, kullanıyor, onu e, afişe ediyor. Ondaki erkeklerin şehevi gücünü, e, cazibesiyle çeken yanını güçlü bir biçimde kullanıyor. Cenab-ı Hakk'ın nehyettiği başta zina olmak üzere, diğer e, iffete dair her türlü değere onlar üzerinden saldırıyor. O zaman başta ve en önemli olarak onlara yönelik bir mesaj. Aman ha dikkat edin. Bu süreçte yani çokları, çoklarınız daha doğrusu böyle bir akıbete düçar olmuş. Yine tehlikeye işaret ediyor. Biz erkeklere bakan yüzüyle mesajın yani sürecin cehenneme götüren en önemli çekim alanlarından bir tanesi ki böyle zaten nüfus olarak da hani fazlalar dünyadaki kadın nüfusu gene yani sayısal olarak da fazla. Doğrudan dolayısıyla cehennemde zaten belli ölçüde fazla olması makul. Ama Resulullah öyle bir istatistikten söz etmiyor bence. Mesaj veriyor. Yani Allah azze ve celle'nin haram kıldığı yaşam tarzının anahtarı rolünde bir e, cinsellik duygusunun şehvet dediğimiz en güçlü aracı ve kullanılmaya müsait Bu öteden gelecek ve kişiyi kontrol etmeye kendisini zapt etmeye kötü bir akibetten korumaya dair en önemli tiyolardan bir tanesi gibi görülebilir Yoksa şunu demiyor Elbette yani kadın olduğunuz yani, cehennemlik olursunuz. O yüzden ne yapın, Cinsiyet değiştirin, böyle bir şey demiyor. Ee, tehlikeye işaret ediyor. Kadın olmanın dezavantajlı olduğunu da söylemiyor. Yani cennet olarak erkek olarak cennete gitmek kolay, kadın olarak cennete gitmek e, zor. Bunu da demek istemiyor. Çünkü bunlar ilkesel olarak belirlenmiş zaten. Ve erceli nasibun min maktesebu, ve linsai nasibun min maktasabun. Kimse içinde doğduğu yaratılışa gebe değil. Herkes kazandığına gebe. Ve yaratılışlar asla avantajlı ya da dezavantajlı değil. Dolayısıyla birini diğerine temenni edip durmayın. o te temenno. Ma fadla Allahu bihi. ala Allah bir, birikini kadın yaratmış, etekini erkek yaratmış, birikini uzun yaratmış, ötekini kısa yaratmış, birikini far renkli göz yaratmış, ötekini şöyle bir dünya farklılıklarımız var. Birini daha zeki, ötekini biraz daha başka zeka türlerinde yaratmış. وَلَا <laughs> تَتَمَنَّوْ Bunları temenni edip durmayın. Sonuca bakan yüzüyle avantajlı ya dezavantajlı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. لِرْرِجَالِ نَصِيبُ مِنْ bu Erkeklerin de kazandıklarının karşılığı var. Kazanç esas. وَلِنِّسَاءِ نَصِيبُ مِنْ مَكْتَسَبُ Kadınların da kazandıklarının karşılığı var. Siz karşılığa ulaşmak istiyorsanız kazanmaya bakın. Kazanma demek niyet ve çaba. Kazanç niyet ve çaba. Niyet ve teşebbüs. Niyet ve çaba. Bunu yaptı mı erkek de yapsa aynı sonuca gidiyor cennete. Kadın da yapsa aynı sonuca gidiyor cennete. Dolayısıyla kimse hani bazıları rivayeti tersinden okuyup o zaman biz yandık. Yani kadından namına. Çünkü kadınız. Cehennemliyiz. Baştan öyle görülüyor. Hayır. Kimse yaratılışına gebe değil yani erkekliğine gebe veya kadınlığına gebe. Bunun sonuçlarına mahkum değil. Kullumriin bima kesebahîn. Her kişi kazandığına gebe. Erkek olsun, kadın olsun. Kullu nefsin bima kesebet rahîne. Her kişi kazandığına rehinedir. Ne içinde doğduğu ortama rehinedir. Müslüman ortamda doğmuş yahut kafir ortamda doğmuş. Ne Müslüman ortamda doğmuş olmak cennete güvencedir. <laughs> ne kafir ortamda doğmak cehenneme kişiyi mahkum eder. Ne erkek doğmak cennete güvencedir. Ne kadın doğmak cehennemlik olmaya kişiyi mahkum eder. Kişinin akıbetini sadece ve sadece kazancı yani iradesi ve çabası belirler. Kullumri'in <laughs> bima kesebe rahim. Kullu nefsin bima kesebet rahina. Dolayısıyla e, tersinden yani yanlış bir okumayla rivayete tan etmenin bir anlamı yok. Resulullah'ın vermek istediği mesaj tehlikeye işaret etmek, insanlara biraz daha kendilerini zapt edebilmek üçün dikkatli olmalarına dönük mesaj. Nitekim önceki İsrailoğulları ile ilgili bahsedilen bir hususta da ilk fitnelerinin kadın üzerinden çıktığını söyledi. Mesela değil mi? Ayette Cenab-ı Hak inne kayda kunna azim. Ey kadınlar fitneniz yani ne kadar büyük tehlikeniz. Güçlü bir e, dünyada pek çok duygu var. Sınav olarak Cenab-ı Hak kullanıyor onları. Bu duygulardan bir tanesi de cinsellik. Erkeklerin bu boyutuyla yoğun bir şekilde sınandığı bir duygu kadınlar tarafı sınandığı duygular yok mu? Benzer ve farklı duygular belki farklı dozlarda karşı cins açısından söz konusu. Onlar da sınavın bizimle eşit birer yolcusu. Çıktığımızda her birimiz cennete yahut cehenneme eşit adaylar olarak sınanmış ve dünyadan ayrılmış olarak çıkıyoruz. Yoksa hayat bizi sınıyor. Onlar da figüran rolünde değiller. 3069 nolu rivayeti böylece okumuş olduk.